burada bizim telsiz telgraf istasyonunun kasasında ele geçmiş olan buluntularımız var. Son derece çeşitli buluntular bunlar. Bunlar makine aksamı ve çatı strüktürüne ait olan parçalar. Yani çatımızın ahşap olduğunu gösteren şu türden parçalarımız var, hatılları tutmaya yarayan. Bu bizim en önemli, çok değer verdiğimiz parçalarımızdan bir tanesi. Ve muhtemel jeneratör parçası olmaya aday olan unsurumuz da şurada gördüğümüz cam kütleler. Bunların jeneratörlerde çalıştığını öğrendik. Son derece önemli olan parçalarımızdan bir tanesi de yoğun miktarda elimize geçen orijinal kiremitlerimiz. Bu kiremitlerimiz Fratelli Alatini firması tarafından üretilmiş olan kiremitler ve Selanik'te fabrikası bunun. Bütün bunlar tabii yapının orijinaliyle ayağa kaldırılması yolundaki önemli verilerimizden. Örneğin çatı kiremitleri tümüyle bu şekilde üretilecek. Yeni çatı kiremitleri de üzerinde armasıyla ve yazısıyla birlikte. Şu anda arkamızda görülen ve maalesef tabii çok sıkıntılı bir durumda günümüze kadar ulaşmış olan yapı, telsiz telgraf istasyonumuzun asıl makine binası. Yani bütün teçhizat bu yapının içinde duruyordu ve haberleşmeler özde bu binanın içinden yapılıyordu. Asıl makine yapısı burası ve bakın halen üzerinde de şurada görüyorsunuz yapının orijinal kiremit parçaları hala içinde duruyor. Kazı yaptığımızda bunları rahatlıkla çıkartabileceğiz. Bu yapı Osmanlı Devleti'nin en zor zamanlarında 2. Abdülhamit'in çok büyük bir vizyon projesi olarak gündeme gelmiştir. Ve içinde bulunan makineler o döneminin en son teknolojisine sahip olan bir düzende oluşturulmuştur. Trablusgarp'ın doğusunda Derne kentinde konuşlanan karşı istasyonumuz, o zamanki adıyla Fizan orası. İşte orada bu istasyonla arada bir haberleşme temin edilmiş ve Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da kalan son toprakları da böylece güvence altına alınmak istenmiştir. Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprağı için vermiş olduğu büyük mücadelenin bir diğer asla unutulmaması gereken ismi de hiç kuşkusuz Mustafa Kemal Atatürk'tür. O Osmanlı subayı olarak, bir yüzbaşı olarak Derne'de diğer pek çok arkadaşıyla birlikte gönüllü olarak göreve gitmiş ve orada İtalyanlarla olan mücadeleyi yürütmüştür bir kumandan olarak orada. Gözündeki rahatsızlığın nedeni de Derne'deki bir şarapnel yarasıyla oluşmuştur. Dolayısıyla Patara'daki telsiz telgraf istasyonları bizim çok yakın bir tarihimizin, Osmanlı'nın son mücadelelerinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin son kuruluş, yeniden yaratılma azminin adeta bir simgesi niteliğinde benim için. Ve bu nedenle bilim dünyasının da, ülkemin de, hepimizin bu yapıya bu kadar önem veriyor ve kurtarmak için, değerlendirmek için mücadele ediyor olmasını çok büyük bir takdirle karşılıyorum, mutlulukla karşılıyorum. Bunu mümkün kılanlar var olsunlar. Volkan Bey, buyurun buradan telsiz telgraf istasyonumuzun lojman binasına bir ilk adımı atmış olalım sizinle birlikte. Bu bizim çalışanlarımızın kaldığı lojman yapısı. İçinde birim birim ayrılmış her kişi için aile yok, tek kaldıklarını tahmin ediyoruz. Herhangi bir kayıt olmamasına rağmen, ama her biri için belirli küçük apart diyelim sanki, o tür düzenlemeler yapılmış. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı olarak Osmanlı'dan günümüze miras kalan en önemli teknoloji yatırımlarından bir tanesini projemiz ile ayağa kaldırmış olacağız. Söz konusu Patara telsiz telgraf şebekesine ait alanda kazı çalışmaları hemen hemen tamamlanmış durumda. Restorasyon projelendirmeleri tamamlandı ve restorasyon çalışmalarına ilişkin ihale de gerçekleştirildi. Çok kısa bir süre içerisinde restorasyon çalışmalarına başlanacak.
Tren geldiğinde sonra çırayı koyalım, çıra ne yapalım? Ya, şuna.